şunu söyleyeyim, yani bugünün önemli bir kararı olarak söyleyeyim. 2018 yılında Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'yla bana göre usule uygun olmayan şekilde imzalanmış olan işbirliği protokolünden İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz çekiliyoruz. Bu kararımız nettir. Çekildiğimizi de yazılı bir şekilde bugün itibariyle her iki bakanlığa da iletmiş durumdayız. Protokolde hukuksuzdur, yetkisiz bir imza ile devreye sokulmaya çalışılmıştır. Bunun da altını çizeyim 2018 yılında. Bu konuda ve Kanal İstanbul'un birçok detayını da açıklayacağım bir toplantıyı çarşamba günü sabah saat 9.30'da Saraçhane'deki binada da yapacağımı buradan duyurmuş olayım. Açıkçası burada hem size Kanal İstanbul'la ilgili bir fotoğraf çekeceğiz hem de hukuksuz protokolle ilgili tüm detayları paylaşacağız. Elbette bunun içinde bahsettiğiniz chat raporunda olması gereken ama olmayan ya da yazılmış ama geri çekilen ya da hiç görülmemiş bir şekilde yazılan bir raporun sehven yazılmıştır deyilip başka bir raporun yollanması gibi süreçleri çok önemsiyoruz ve bunların her birini sizinle paylaşacağız. Çarşamba günü önemli bir gün olacak. İstanbul halkının aydınlanacağı bir gün olacak. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına da gelecek olursak açıkçası hani Kanal İstanbul konusunda yapalım diyenlerin cümlelerini hatırlayalım ya da anahtar kelimeler vardır ya. Kazmayı vuruyoruz. Efendim ihaleyi yapıyoruz. ÇED raporunu geçiriyoruz. Yurt dışından para buluyoruz. Bulacağız. Ya da otur işine bak. Şimdi yani şunu söylemek istiyorum. Biz de diyoruz ya Allah aşkına bizi ikna edin. Ama akılla edin. Bilimle edin. Yani bize talimat vererek değil. Yapıyoruz, ediyoruz. Ya bahsettikleri şeyin şu anda ben biliyorum ki mali raporunu bile bilmiyorlar. Yani mali olarak bu Kanal İstanbul'un ne kadara mal olacağı konusunda kendilerinin bile net bir fikri yok. Ben bu işi bilen birisi olarak söylüyorum bunu. Ve yaklaşık çıktığı günden itibaren bu süreci takip eden, titizlikle takip eden birisi olarak bunu söylüyorum. Sorsan 13 bin sayfalık rapor varmış. Sorsan kaç tane bilim adamı içinde varmış. Daha dün akşam bir televizyon programında sunucu dedi ya. Katılacak bilim adamı bulamadım dedi ya. Bir kişi gelmiş oraya işte. Niye geldi bilmiyorum o da. Söylediklerinden ben bir şey anlamadım. Katılacak bir kişi bulamadık dedi sizin dışınızda. Nerede o zaman yüzlerce bilim insanı dedi. Soruyorum ben de nerede? Ya bize akılla cevap verin. Bize bilimle cevap verin. Aksi takdirde ben dua etmeye devam edeceğim. Allah akıl versin. Bunu savunanlara Allah akıl versin.